Merhabalar Soma TV Net izleyicileri. Soma Müftülüğü'ndeyiz. Yanımızda Soma Müftümüz Sayın Eyüp Baldemir hocamız var. Hocam, bildiğiniz üzere Gaziler Haftası'nın kutlanması esnasında bir takım hadiseler yaşandı. Bu olayları takip eden bir takım sosyal medyada olsun, yazılı basında olsun bir takım açıklamalar yapıldı. Size dair, sizin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e karşı alerjiniz olduğuna dair yazılar yazıldı. Bunlarla ilgili sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Ne yaşandı, ne oldu, neden böyle şeyler yazıldı? Çok teşekkür ederim Soma TV olarak bize bu imkanı verdiğinizden dolayı. Ben de bugün mesele muttali oldum. Gazetede haber olmuş. Haber olacak durumda mıydı? O konu tartışma götürür. Biz her zaman olduğu gibi duaya davet edildik. Seve seve her programda gittiğimiz gibi, hele hele Gaziler günümüz, Gazilerin yıl dönümü münasebetiyle şelenk koyma töreninden sonra mezarlığa gittik. Gazilerimize karanfil bıraktık hep beraber. Sıra duaya geldi. Kaymakam Bey'in müsaadesiyle ben duaya başladım. Dua yaptım. Dua devam ederken kendisini bilmediğim bir arkadaşımız, o da duyarlı bir insan demek Atatürk'e karşı, ben o duyarlılığından dolayı onu da tebrik ederim, dedi ki Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ki ben duayı bitirmemiştim. Sanki benim kalbimi okumuş da efendim Mustafa Kemal Atatürk'ü zikretmeyeceğimi bilmiş gibi beni uyardı. Ben de onun uyarısı üzerine yine cevapsız kalmadım. Dedim ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de Ya Rabbi rahmet eyle. Devletimize hizmet etmiş bulunan devlet büyüklerimizden ahirete göçenlerin de ruhlarını şad eyle diye duamı onu da ilave ettim. İşte sanki bizim kalbimizi okumuş gibi, efendim bizim söylemeyeceğimiz sanki çok belliymiş önceden gibi veya bizim Atatürk'e karşı bir şeyimiz varmış, böyle Atatürk'e karşı bir tavrımız varmış gibi bir ortam şey yapıldı. Sonra orada başka bir arkadaş, onu da tanımıyorum. Ya dedi falan. Dedim ki bu konuda çok iddialıyım. Çok iddialıyım bu konuda. Bir kere benim kadar Atatürkçü olamazsınız. Benim kadar Cumhuriyetçi de olamazsınız. Biz bu güzel cennet vatanımızda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde yaşadığımızın çok bilinci içerisindeyiz. Eğer ben bu bilinçten yoksun ise benim din görevlisi olmam benim için zuldur. Yani bu duygulardan yoksun bir insan din görevlisi olamaz diye de cevap verdim. Ama ne hikmetse kendine göre belki bir yorum yaptılar. Hele benim hakkımda veya benim gibi Türk milleti hakkında Atatürk'e karşıymış gibi bir kanaat nereden oluştu? O konuda da çok doğrusu şaşkınım yani. Nereden bildin, nasıl biliyorsunuz? Ben Soma'ya bir fiil göreve başlayalı 10 ayı geçtim neredeyse. Müteaddit ortamlarda, müteaddit programlara dua yaptım. Hele hele bu 15 Temmuz'dan sonraki meydandaki dualarımda yapmış olduğumuz devlet büyüklerimiz, şehitlerimiz, ahirete göçen gazilerimiz için okutmuş olduğumuz hatimlerin dualarında ben Atatürk'ü üstüne basa basa müteaddit defalar efendim 3-5 bin kişinin huzurunda, siz de şahitsiniz. Evet hocam, söylemişimdir ama anlayamadım bir şekilde böyle bir durum söz konusu oldu. Ben arkadaşlara da kırgın falan da değilim. Ama dün gazetelerden birisi beni aradı. Dedi hocam böyle böyle bir durum oldu mu? Aynıyla size söylediğim gibi kendilerine söyledim. Evet. İşte böyle 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 başladı, böyle de devam etti diye söyledim. Fakat gazeteye bakıyorum, benim söylediklerimden bir cümle yok. Keşke benim söylediklerime de yer verseydiler veya benim fikrimi tekrar alsaydılar. Alma gereğini duymamışlar. O da onların takdiridir. Ben bana bu imkanı verdiğinizden dolayı size tekrar teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz başka bir şey varsa da hocam, cevap verme hazırım. Sorularımızın cevabını aldık. Sizlere de bu konuda yanlış anlaşılmaları düzelttiğiniz için vallahi kendileri bilirler. Benim diyelim, bizim durumumuz belli. 40 yıldan beri devlet hizmetindeyiz. Efendim bir kardeşimiz gazetede, ismini de bilemiyorum. Bir kardeşimiz demiş ki işte Müftü Efendi oturduğu koltuğu Mustafa Kemal'e borç olduğunu bilmeli. Ben bunun bilinci içerisindeyim. 40 yıldan beri de devlet hizmeti yapıyorum. Devlet edebinin de ne olduğunu da biliyorum. Ha onlar belki beni uyarma gereği duymuşlarsa o hassasiyetlerden dolayı da onlara da teşekkür ediyorum. Ama beni böyle yanlış anlama veya yanlış
benim hakkımda yorumlar yapmaları da benim adıma üzücü tabii ama onları kırgın falan da değilim. Çok benim durumum geldiğim her yerde bellidir. Ha üzüldüğüm şey meslek hayatımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. İlk defa böyle bir polemikle Soma'da karşılaşmak benim için meslek hayatımın sonuna doğru biraz üzücü oldu. Hiç yaşamadım ben. Çok değişik ortamlarda Türkiye'nin aşağı yukarı 4-5 bölgesinde görev yaptım. İlk defa Soma gibi efendim yani bir ortamda böyle bir hadise ile karşılaşmak sanki bir şanssızlık oldu gibi geliyor bana. İnşallah iyi olur. Anlar insanlar, inşallah Somalılarımız bizi anlar. Zaten biliyorlar. O kardeşlerimiz de anlarlar. Temennim öyle. Ha illa her ortamda onlarla görüşmeye, tartışmaya da varız yani. İnşallah hocam. Size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bana böyle bir imkanı verdin. En azından tahsiye etme imkanını bulduk. Evet, mesele budur. Aynen öyle hocam. Yani ben sonunda zikredecektim. Ama sonunu beklemeden, daha duanın ortalarındayken, işte gazilerimize sıhhat afiyet temenni ederken, şehitlerim hatta daha düşünüyordum yani şehitlerimizin geride kalan ailelerine sabrı cemil temenni etmeyi falan düşünüyordum. O arada tabii müdahil olunca böyle deyip kesmek durumunda kaldık ama onların temennisini de yani duymamasına gelmedik, söyledik. Ama söyleme derlerse bana iftira ediyorlar. Söyledim, herkes de şahit orada. Evet hocam. Bütün devlet erkanı orada, efendime protokol orada. Halkımız iyi. Sağ olsunlar, çok teşekkür eden bayan kardeşlerimiz, orada bulunan programa katılan, törene katılan kardeşlerimiz de teşekkür ettiler ama gazete yansıdı. Benim için keşke yansımasaydı ama yansımışsa böyle bir tahsih iyi oldu. Allah razı olsun. Allah sizin sayenizde. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.